Madem masamı aldınız, madem bilgisayarımı aldınız ama hayal gücüm hala bende. Hala yazabilirim. Ben hala yazarım. Göreceksiniz. Bu yazı tıklanma rekorları kırmazsa benim de adım ata değil. Kalbinizin atış hızına yetişemediğiniz zamanlar vardır. İşte o zaman bilim ve tıp dünyasının yüzyıllardır tanımı üzerinde tartıştığı, Farsça sarmaşık anlamına gelen aşk ile karşı karşıyasınız demektir. Hiç korkmayın. İçinde en mutlu hissettiğiniz kıyafetlerinizi giyin. Aşkın kapısını çalmaya gidiyoruz. O kapıdan tereddütsüz içeri gireceğini bilenlerin kapı tıklatması neşeli bir şarkıya, içeride o var mı sorusunun yanıtlayamayanların bekleyişi acılı bir ağıta benzer. Bu ağıdın bestesini çaresizlik yazmıştır. Neden geri geldin? Hı? Sana ne? Ofis boy olarak burada çalışıyorsun. Neden? Seni ilgilendirmez, sana ne? Sen kimsin ki? Ben senin kocanım. Hatırlatırım. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Teyzen. O seninle aynı fikirde değil. Efendim Nergis teyzeciğim. Rüzgar. Oğlum müsait miydi? At, size her zaman müsait. Her zaman. Bak ne diyeceğim şimdi, sen annemler yayladalar falan dedin ama... Ben bekleyemeyeceğim. Sen yine de numarasını bana bir at bakayım. Telefonda da olsa tanışalım en azından. Annemlerin numarasını vereyim, vereyim. Ben birazdan mesaj atıyorum. Birazdan atıyorum annemin numarasını. Hadi bekliyorum. Tamam oldu. Görüşürüz. Bay bay, bay bay. Benim bile sesini duymadığım annenin numarasını vereceksin teyzem, öyle mi? Bizimkilerin durumunu biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Sırf sizinkilerin durumu yüzünden 3 yıl önce sana nikah kıydım be. Rüzgar, bizden olmaz artık. Zorlama. Ben öyle düşünmüyorum. Teyzem de öyle düşünmüyor. Hala düşünmüyorum diyor ya. Hala düşünmüyorum diyor Rüzgar. Yarın bizim mahkememiz var. Biz yarın boşanıyoruz. Ben senden sonsuza kadar kurtuluyorum. Yerinde olsam o kadar emin olmazdım. Ya diyelim ki ben mahkemeye gelmedim, ne olacak? Ya da diyelim ki mahkemeye geldim ve hakime dedim ki... Hakim bey, ben karımı çok seviyorum. Boşanmaktan vazgeçtim. Lütfen bize kıymayın. Öyle bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Neden yapmayayım? Bir yuva kurmak kolay mı? Hakim de eminim benimle aynı fikirdedir. Ada bak, her şeyi düzeltebiliriz, her şeyi yoluna koyabiliriz. Bak lütfen. Bir şeyi düzeltebilmek için ortada düzeltilecek bir şeyin olması gerekiyor. Ama bizim seninle aramızda olanların hepsi yalan. Yalan hepsi. Neyi düzelteceğiz? Ada yapma. Yapma, bize bir şans ver. Lütfen bize bir şans ver. Şans istiyorsun öyle mi? Evet. Ben de sana aileme karşı rezil olmaman için bir şans vereceğim. Ya yarın o mahkemeye gelirsin ve benden boşanırsın, bunu yaparsın. Ya da ben teyzemlere, herkese, senin ailenin yarısının mafya olduğunu, yarısının da onlardan kaçtığını herkese söylerim. Ada sus, tamam, duyacaklar. Ne? Duysun. Yapma. Herkes duysun, tamam mı? Benim sabrım taşıyor. Sabrımın sonundayım Rüzgar. Sabrımı taşırmamanı tavsiye ederim. Teyzeme asla ulaşamayacağı bir numara vereceksin. Sonra da o tüm gerçekleri öğrenecek zaten. Tamam mı? Leyla, 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 Rüzgar anne. Aa. Allah Allah. Aa. Nergis'im, kimle konuşuyor? Oh. Aslan, Allah aşkına öyle üstten üstten yeme dedim kaç kez. Ama ne yapayım, çok güzel yapıyorsun. Sofraya gidene kadar dayanamıyorum ben ya. Sen kimle konuşuyorum dedi? Ya Rüzgar'ın annesi.
aradım da hat düşmüyor herhalde, anlamadım. Ya Nergis, ada istemiyor rüzgarı. Zorlamasak mı be artık ha? Ne diyorsun aslan sen Allah aşkına? Ya rüzgar adanın ilk aşkı. İsteyecek. İyi de yani istemiyor işte. Zorla evlendirecek halimiz yok değil mi Nergis? Ha tabii. Tabii sen de onlarla bir oldun değil mi? Hepiniz bir, ben tek başıma. Aferin aslan, senden hiç beklemezdim bunu. Ya benim kimseyle bir olduğum, taraf tuttuğum falan yok. Ben sadece kız oğlanı istemiyor. Bu işler zorla olmaz diyorum, bu kadar. Olur. Bal gibi de olur. O kız da o çocuğu isteyecek. İsteyecek efendim. Ben onun burada iyiliği için uğraşıyorum. Keyfimden değil. O da zamanla anlayacak ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı. E aşık değil, sevmiyor. Neyi anlayacak Nergis? Ay Allah aşkına bırak aslan. Aşkmış, sevgiymiş. Dizilerde izliyoruz onları işte. Önemli olan sevilmek. Ya seni seveni sevebilmek. Sevmeye çalışmak. Bunlar mutlu eder insanı. Neymiş aşk, sevgi? Oo, onları beklersek yandık. Vay 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 Nergis'im benim. Sen öyle mi yaptın ha? Hiç sevmediğim biriyle onca yıl sırf sevildim diye mi aynı yastığa baş koyuyorsun ha? Aslan, bizde ne alakası var ki şimdi? Nergis, bak biz onca yıl birbirimize dürüst olduk değil mi? Şimdi sana bir soru soracağım. Sen beni sevdin mi? Yoksa benim seni sevmemi sevdin ha? Aslanım onun için soruyor öyle Allah aşkına. İkisini ayırt edemezsin ki birbirinden. Ne bileyim ayıramazsın. Eyvallah. Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim Nergis'im. Ben gideyim. Aa, aslan. Aa. Seçer.